Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere tiroid bezi sağlığı için önemli olan vitamin ve minerallerden, bunlar neden önemlidir konularını anlatacağım. Ayrıca tiroid bezi sağlığına zarar veren faktörler nelerdir? Son olarak da tiroid ilaçlarını kullanırken nelere dikkat edilmelidir? Bu son konuyu size bir tablo halinde göstereceğim. İyi seyirler dilerim. Şimdi başlıyorum. Tiroid bezinin fonksiyonlarını etkileyen mineral ve vitaminlerle başlarsak ilki iot. Tiroid hormonlarının ana bileşenidir. T4 hormonunda 4 molekül, T3 hormonunda 3 molekül iot bulunur. Iot eksikliği tiroid hastalıklarının en önemli nedenlerinden birisidir. Özellikle bebeklerin anne karnında ilk ve iki yaşlarına kadar beyinlerinin normal gelişimi içinde çok önemlidir. Ürünlerde iodin olarak genellikle 100 mikrogram dozlarda bulunur. Günlük doz olarak da bu yeterlidir. İlgili doktor başka bir öneride bulunmamışsa geçerli olan budur. İkinci mineralimiz demir. Demir eksikliğinde aktif T3 sentezi aksar. T3 ve T4 hormon değerleri düşer. Demir eksikliği olan hipotiroidi hastaları tedaviye yetersiz yanıt verebilirler. Feritin düzeyleri 100 mikrogram litre düzeyine ulaşınca tedavi yanıtı artar. Hamilelerin hem iot hem demir düzeyleri düşük olunca doğan bebekler bu durumdan çok etkilenir. Üçüncü mineralimiz bakır. Bakır eksikliğinde troit hormon düzeyleri düşer ve biz bunun sebebini bakır olduğunu bulmakta zorlanabiliriz. Dördüncü mineralimiz selenyum. Troit hormonunun aktif formuna dönüşmesi için gereklidir. Ayrıca troit peroksidaz antikorlarının düzeylerini de düşürür. Selenyum eksikliğinde düşen glutatyon peroksidaz düzeyleri oksidatif strese neden olur. Bu hem iltihaplanmayı, enflamasyonu hem de otoimmün süreci etkiler. Oksidatif stresin artışı troit hücrelerinde harabiyet ve ölüme neden olabilir. Selenyum eksikliği ayrıca bağırsaklardaki bakterilerin dengesini de bozar. Bu nedenle önemlidir. Beşinci mineralimiz çinko pikolinat. TSH sentezi ve troit hormonunun aktif forma dönüştürülmesi için gereklidir. Ayrıca oksidatif stresi azaltan süperoksit dismutaz enzimi de çinko kullanır. Çinko eksikliği aynı zamanda beyinden salgılanan TRH hormonu düzeylerini de düşürerek tiroid fonksiyonlarını yavaşlatır. Hipotiroid hastalarının çinko emilimi normalden azdır. Bu nedenle ürünlerin çinko pikolinat formunda olması çok önemlidir. Günlük 15 mg dozlarda alınabilir. Bazı ürünlerde de selenometiyonin, iyodin ve çinko pikolinat beraber üretilmiştir. Bu da tüketiciler için bir avantajdır. Altıncı mineralimiz magnezyum. Magnezyum sitrat, glisinat veya malat, TSH sentezi ve tiroid hormonunun aktif formuna dönüştürülmesi için gereklidir. Yedinci vitaminimiz D vitamini. Hücrelerin yüzeylerindeki T3 reseptörlerinin fonksiyonlarını düzenler. D vitamini eksikliğinde T3 hormonu etkinliği azalır. D vitamini eksikliği ayrıca otoimmüniteyi artırarak Hashimoto hastalığı riskini artırır. Bu nedenle D vitamini düzeylerinizin 60, 70, 80 minimum bu düzeylerde olması çok önemlidir. Otoimmüniteye yatkınlık dışında kronik iltihaplanmaya neden olan D vitamini düşüklüğü aynı zamanda beyin sisi oluşmasının önemli faktörlerinden birisidir. Sekizinci vitaminimiz B12. TSH sentezi için gereklidir. Metil kobalamin olarak ağızda eriyen formlar tercih edilmelidir. Günlük doz 1000 mikrogramdır. Dokuzuncusu B6 vitamini, piridoksin, pantotenik asit diğer adıyla. Bunun eksikliğinde troit bezi, iyodu yeterli düzeyde kullanamaz. Önemli ürünlerde aktif form olan P5P piridoksal fosfat olarak bulunmalıdır ve siz de bu şekilde tüketmelisiniz. 10. vitaminimiz C vitamini. Tiroid bezine taşınan iyodu artırır. Ayrıca antioksidan etkinliği vardır. Kompleks formlarda olan biyoflamanoidli, rutin ve hesperidin gibi maddeleri de içeren ürünler tercih edilmelidir. Tiroid bezi hastalığı riskini artıran durumlar nelerdir? Birincisi iyottan fakir beslenmek, iyottan fakir bölgelerde yaşamak, ikincisi iyotsuz tuz kullanmak, üç bazı ilaçları kullandığınız zaman bunlar sizde yan etki olarak iyot azlığı yapabilir. Bunlar etken maddeler amiodaron, lityum, antiepileptikler, karbamazepin, valproat, fenitoin ya da propanolol ve diğer beta blokörler sayılabilir. Glukokortikoidler, doğum kontrol hapları bu alanda sayılabilir. Diğer bir sebep aile öyküsünde troit bezi hastalığı olması sizde genetik olarak geçmiş olabilir. Bir diğer sebep diğer otoimmün hastalıklara sahipseniz yine bu iot eksikliğinden etkilenirsiniz. Boyun ve boğaz bölgesinde radyoterapi aldıysanız bu sizde rahatsızlık yapar. Yedinci olarak biraz önce faydalı olarak bahsettiğim vitamin mineral eksiklikleri sizde rahatsızlık yapar. Bağırsak geçirgenliği olduysa, bağırsak floranız bozukluğu varsa, yani disbiyozis artmışsa bu da sizde sıkıntı yaratır. Aynı şekilde ince bağırsakta aşırı bakteri üremesi sizin tiroid olmanızda büyük rol oynar. Tiroid fonksiyonlarını ve hormonlarını etkileyen besinler nelerdir? Biraz da şimdi bunlara göz atalım. Fazla iyot içeriği besin tüketmek ya da takviyelerle fazla iyot almak da sizi de ters etki yapar. Özellikle yosun gibi fazla iyot içeren besinleri sık tüketmek ya da ne kadar dozda alacağınızı bilemeyip fazla dozda iyot almanız otoimmünite sürecini ve dengeyi bozabilir. Bu nedenle iot konusunu mutlaka ilgili uzman doktorun belirlediği dozun dışına çıkmamanız gerekmektedir. İkinci madde guatrojen besinleri fazla çiğ tüketmeniz söyleyeyim. Turpgiller ailesinden sebzeler bunlar lahanalar, turp, karnabahar, brokoli gibi sebzeler. Yani bunları haftalık bir defa tüketmenizin bir sorun teşkil etmeyeceğini söyleyebilirim. Ama her gün bunlardan tüketiyorsanız dikkatli olmalısınız. Üçüncüsü doymuş yağlar ve omega 6 doymamış yağlarını fazla tüketmek. Bu da troit fonksiyonlarını etkiler. İşte okside olmuş omega 6 doymamış yağlar, bu ayçiçek yağı gibi yağlar sizde troitte sıkıntı yaratır. Mutlaka soğuk sıkım zeytinyağı tercih edilmelidir. Dördüncü maddemiz fazla miktarda yeşil çay tüketmek. TSH değerlerinde artışa neden olur. Ayrıca histamin entoleransına da iyi gelmez. Beşinci maddemiz soya ve ürünleri. Bu da tiroid peroksidaz enziminin aktivitesini engelleyerek hipotiroide neden olabilir. İlaç kullanmakta olan hastaların ilaç ihtiyaçları artabilir. Bir diğer maddemiz de kasaba ya da top yaka sebze kökleri. Bu glutensiz unlara ve ürünlere eklenen bu kök sebzenin unu fazla miktarda tüketildiğinde iyot eksikliğine yol açtığı gösterilmiştir. Yine buğday ve darı türevleri troit peroksidaz hormonu aktivitesini etkileyerek diye neden olur. Bu nedenle bu unlu mamullerde gluten içermemesi, genetiği değiştirilmemiş unlardan yapılmış olması gibi noktalara tercih etmelisiniz. Bir de sayın izleyicilerim, tiroid hormon düzeylerini etkileyen dış faktörler vardır. Bunlar da zenobiyotikler adıyla da bir yerlerde bir üst başlıkta toplanabilir. Bunlar poliklorlu ve polibromlu bifeniller diye geçer. PCB ve PBB kısaltılmışı. Bunlar elektrik kabloları, elektronik ekipmanların üretiminde kullanılır. PVC kaplamalarda, tarım ilaçlarında, işte yapıştırıcılarda, cilalarda, boyalarda bu tip ürünleri kullanırken çok dikkatli olmalısınız. Kendinizi bu ürünlerden, zararlı kimyasallardan korumalısınız. Yine aynı şekilde organoklorür, organofosfat gibi tarım ilaçları, peptisitler, tiroid bezi rahatsızlığına yol açan zararlı maddelerdir. Bunlardan uzak olmalısınız. Aldığınız ürünlerde, bu ihtimallere karşı temizlik yapmanız lazım. Bu bu konuda İngiliz karbonatı kullanabilirsiniz. İşte aldığınız sebze ve meyveleri 2 litrelik bir hacimde, 2 litrelik su içine 2-3 çorba kaşığı karbonat katarak yarım saat bekletmelisiniz. Hatta ondan sonrasını da organik elma sirkesinde bir 15 dakika tutarak bu konuyu tamamen çözümlemiş olursunuz. Tüm çevresel kirliliklerden tiroid riski olanların ya da mevcutta yaşayanların tiroid hastalığıyla çözüm üretmeleri çok önemlidir. Evet sayın izleyicilerim, tiroid hastalığı olanların birazdan ekrana getireceğim tabloda ya da dikkat etmelerini önemli arz ediyorum. Neden derseniz bu tiroid ilaçlarını kullanarak bilmeden bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu ilaçlar ya da besinler hakkında sizi bu tablo aydınlatacaktır. Evet sayın izleyicilerim. Bu videomda sizlere troit hastalığıyla ilgili faydalı olacak vitamin mineraller hakkında ve yaşam şekliniz, nelere dikkat etmeniz konularıyla ilgili özet ve önemli bilgiler verdim. Umarım bu bilgiler sizlere yararlı olur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı, abone olmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla.